Şimdi bu kaç sene? Yıl 2009, 11 sene önce. Evet. Peki, bas bakalım kızım. Burası neresi? Hangi burası? Burası bizim köyümüz, evimizin önü. Ha, evin önü, önü, kapının önü. Evet. Ve sen ilk defa evini gördün burada. Bartın, evet ilk defa gördüm. Anneniz şimdi... babanız var mı burada? Annem babam yok. İstediğiniz kadar altın takıldı mı size? Evet. Bayağı bir taktılar o zaman. Takıldı. Hiç sormuyorsunuz niye annen baban yok diye. Sordum Zayda Hanım dedim. Şimdi söyleyecekti. Anneniz babanız orada görünmüyor herhalde dedim. Annem var mı babam dedim. Şöyle yok. Bizde doğu batı bizde adet olarak anneler babalar kızların düğününe gitmezler. Aa. Evet. O nasıl oluyor? Sadece... Ben de çok şaşırdım ya. Aa benim düğünümde ben oynamasam şıkırdamasam yani hayatta kabul etmem. Ama nasıl? Bizim adetler öyle. Bazı doğuda var ama anne baba kız. Şimdi artık yeni yeni. Ha, öyle mi? Yeni yeni. Ama gerçekten. 24 saatte geldik. Hayır öyle öyle bile olsa hayatım. Kız anası kızının mürüvvetini görmek ister. Gelinlikle bir de yaşadığı yeri görmek ister. Şimdi onlar da yaşadığı yeri de görmüyor. Kızın gelin düğünü de görmüyor. Aynen öyle. Ama sen yalnız hissetmedin mi burada? Yok. Biz çünkü adetler öyle ya. Çoğu öyle alışmışsınız. Ama yine de saygı duymamız gerekiyor Zayda. Tabii ki Hanım. O onların bileceği iş ama. Ayrı bir kültürü var değil mi? Hani, aynen peki, akrabalarınız geldi mi sizin kendi tarafınızın? Akrabalar da gelmiyor. Sadece erkek ya tarafı. Hala gelir ya da abla gelir. Aa, bir onun kişi. Dışında kimse çok gelmez. Ha. O da düğün gecesinin ertesi günü. Adetini görüp gidiyor. Kalmıyor. Çok yalnız hisseder gelin. Evet gelin. Ya. Hayır kız da diyor ki artık sen buradasın bizimsin. Evet. Öbür tarafı verdik gitti. Onu... Kızın annesi babası düğüne gelmemiş. Şaşırdım. Nasıl olur? Annem düğüne gelmediği için üzüldüm. Sonuçta evin tek kızıyım. 5 oğlandan sonra ben geldim. İlk evde düğün olacak kişi bendim. Tabii ki üzüldüm. Haliyle yani. Siz şimdi oğlan evlendiriyorsunuz ya. Evet. Şimdi bu yanımdaki hanımdan sizin bir farkınız yok. Yanımdaki hanım benim kızım. O senin kızın mı? Evet. Ha. Tamam. Kızı daha havalı mavalı giyinmiş. Hani acaba oğlan annesi olarak daha mı böyle neşeli bir şey giyseydiniz? O zaman öyle fazla bir şey yoktu. Havalı değil öyle. Yöremizde öyle bir şey yoktu. Normal. Evet. Temizlemiş giyinip gidiyorsun ya. Evet. Aynen. Peki. Peki gelinlik siz aldınız mı? Kiralandı mı? Kiralandı. Oranın gelinliklerini pek beğenmiyordum. Zaten hiç gönlüme göre geçmedi. Bakmak bile istemiyorum. Bir ara kıracaktım gelin, da size. Niye ya? Kötü şey ama. Yani. Gayet güzel görünüyor. Hatta güzel. Bu taç falan, saçınızdaki şeyler. Yok yok. Sen yine gelinlik giymişsin. Ben gelinlik bile giyemedim. Ya. Giyseydi. Kaynananın doğrusu. Çok iyisi kötüsü olmaz yani. Gelinlik yani. Zeynep Hanım hiç giymediniz mi? Yok. Zayda Hanım size bir gün giydirir valla. Çoklarına giydirdi. Yok öyle bir psikolojik baskıyı da hiç hoşlanmadığım için hani öyle bir şey demem. İnsan yani. Merak eder ya. Ben mesela bunu beğenmediğim için ne bileyim ileride diyorum. Dış çekim kalıyor. Yapacağım. Kalıyor insan. Bir gelinlikle yapacağım diyorum. Bir gelinlik giyip kaç sene sonra? Aynen öyle. Olsun çocukları da koyarsınız yanınıza daha değişik olur. Şimdi bir gümüş yıl bir altın yılı yapıyorlar artık yani. Aynen. Yapıyorlar o zaman tabii. Yaşını geçirmeden değil mi? Sizi de fazla bozulmadan yapabilirsin. Baksana aynı duruyorsun. Aynı hiçbir miyim? Şey değişmemiş tabii. Aynı ben. Biraz şimdi daha güzelim ya. Evet bana da öyle geldi. İkinci rüzgar bakası. Aynen öyle. Biraz eşim sağ olsun bu i̇yi konuda baktı çok sana. İyi bakar. Tabii. Ne güzel. Bakın oynuyorlar. İzliyor musunuz? Oranın, ben bu oynamayı hiç bilmiyordum zaten. Ay ne güzel oynuyorlar. Kendi kafama göre oynuyorum artık. İyi bunu ki bilmiyorsun yok, yalnız var ya Şükrancığım. İyi diyorsun. Bir de bilsen ne yapacaksın? Yani maşallah hiç utanmamışsın, iyi döktürüyorsun. Çok güzel. Ne kadar rahat oynuyor hiç böyle. Bilmiyorum bak farkındaysan hep kollar aile aile. Hayatım bilmiyorsun da gayet güzel oynuyorsun. Gelinlik köy düğününe göre gayet uygundu. Ben gelinlik giymediğim için her gelinlik güzel. Ama benim kızım ne yaptı biliyor musunuz? Bize annesiyle bana benim kızım, gelinim değil kızım o. Annesiyle beni götürdü, dış çekim yaptırdı. Gelinlik aldı giydirdi. Ay kurban olurum ona. İyi ki var. İyi ki benim kızım olmuş. Ya şu korona var ya düğünleri de berbat etti. Halbuki böyle yazın bir sürü düğün olurdu. Millet eğlencesini köy yerinde ya da her yerde yani eğlence olurdu. Dans da yapıyorlar baksana. Aa yapsınlar i̇şte tabii canım. İşte bu da bizde yok aslında. Ay yapmışsınız ama.
Bizde yok diyorsun. Kenetlenmiş. Şimdi Zahide Hanım önceden. Kocası canım artık. Böyle önceden Zahide Hanım. Yok, bahçelerde yok, düğünler hani Anadolu'da yapılırdı bilirsiniz. Ama şu anda da batıda da yapılıyor. Daha modern bir şekilde. Modernleştirilmiş bir şekilde. Herkes zaten açık alanda yapıyor. Hayır bak ne güzel. Kocasını alan çıkmış orada dans ediyor. Evet. Yani bayağı modern gibi duruyor. Gayet güzel modern. Ama yani. Kaç sene öncesi herkes eşinden dans ediyor. Ne güzel bir şey. Ya bizde eskiden balolar yapılırmış hanımlar. Herkes mis gibi giyiner balolara gidermiş. Yani bunlar kötü şeyler değil ki. Ama şimdi herkes kocasıyla dans ediyor. Eski düğünler yok artık şimdi. Öyle galaba dolmaya. Sen maşallah çekinmiyorsun ama gelin hanım. Evet, rahatsın. Çok rahat. Çünkü nerede öyle emanet? Onun dersini verdi eşim bana da o yüzden. Sen bayağı zaten hevesliymişsin gibi. Ayol adam sarıl demiş ne yapsın kadın sarılmasın mı kocasına? Hayır, bazılarında daha çekinme olur ya rahat yani maşallah. Biz bakamıyorduk bile adama şimdi, böyle. Bu böyle duruyorduk. Düğünün sonu. Artık eve gidiyoruz. Ama davulcular izin vermiyor. Para istiyorlar. Para istiyorlar. Evet, yürüyorum. Diyor bizde gelin oturur. Bunlar da oynadı. Kaç ikiye kadar oynadım ya. Aman ne var hayatının en güzel günü oyna. Artık son dakika bayılacaktım yani o dereceye geldi. Gerçekten gelinin ana, zaten anlaşıldı. Kapıya koydular bavulları. Evet. Haydi bavulu davulları. Üstüne mi çıkacağım bavulunu? Yok artık. Yok. Orada niye ne söylüyorsun? Kapıyı açmıyorlar. Ne düşünüyorsun? Hani böyle bir adet mi var? Şaşırdım kapıyı yani. Kapıyı açmıyorlar, içeri geçirmiyorlar gelinen damadı. Eve para versinler geçsinler artık. Bak, ben de para vermesini darım. İstemiyordu. Ha, damadın cebinde para yok annesi uzaklara. Sen de az değilmişsin azıcık günlerden ama doğru yani cebinde para olmayabilir. Varmıştı da vermiyor. Yani şeyden orada. Damat para vermesin yani ben senin cebini düşünüyorum. Bahşiş istiyorlar. Bak, hani ama artık yani. Onlar biri olmuşlar. Düşünüyor, tabii. Bahşiş istiyor. Damadın cebini bahşiş. Düşünüyor tabii. Ya, o zamandan birikim yapıyor. Ay bismillah de sağ ayakla gireydin. Var mı sizde öyle şey? Ben hep sağ ayakla girerim her eve her yere. Evet ben de Zahide'm. Aynen. Şimdi bizim Bartın'da evimiz iki katlı. Üst katı gelinlere. Bunlar çeyizlik. Ha. Aslında ne güzel geleneklerimiz var ya. O fotoğraf kimin? Annem. Kendi annem. Ay. Anacığın gelememiş ama fotoğrafı. Yatağını karşısında annenin resmini mi koydun? Ya çeyiz sermiş kız orada koymuş anacığını. Çeyiz serdik koydum. Normalde almıştır merak etme. Ha düğün resmi olur ya genelde. Allah aşkına o düğün resmi de olur kızın kafa bu kadar. Tamam mı o kadınla ikinci gün gelin arasında fark dünyalar kadar. Yapmayın öyle gözünü seveyim. 10 yıl sonra bile aynı görünebileceğiniz bir saç yaptırım şimdi var. Şimdi İstanbul'da böyle gelenek görenek yok. Hep Anadolu'da kaldı. Evet ya. Çok az var. Bazı yerlerde var ama çok az var. Tamam yok, vallahi çok güzel hayat.